Baba kızını evlendirmez. Kız kendisi evlenmek ister. Yalan mı? Evet. Ha, babanım kızını evlendirme gibi bir niyeti olamaz zaten. Ha, ileride bir yuva kursun ister. Onun için ince eleyip sık dokur. Bu bir gerçek. O istediği için ben de yanlışları ve doğrularıyla birlikte yanındayım. Gördüğüm yanlışlıkları da söylemekle yükümlüyüm. Ben o yanlışlıkları söylemezsem yarın bir sorun olduğu zaman baba beni niye uyarmadın der. Doğru. Evet. Şimdi ben onu uyarmak zorundayım. Doğrularına da devam et kızım derim. Tek güvendiğim de tecrübedir değil mi? Evet. Yani edindiğim tecrübelere dayanarak bunu yaparım. Yani her şey lay lay lom değil tabii ki de. Öyle olmadığını çoğunuz biliyorsunuz. Bazılarınız bilmese bile. Çünkü bir de bilme zamanı da gelmemiş olabilir yaşınız gereği. Yani aceleniz de yok ya. Hayatın sıkıntılarıyla hemen karşılaşmak zorunda değilsiniz. Yani hayat güzeldir. Devam ettirmek istersiniz. Size çok özendim gerçekten. Benim babam görmediği hiçbir... Türkiye'de zaten ilk defa benim başıma geliyor sanırım. Yani böyle bir olay, böyle bir olayla ben karşılaşıyorum. O yüzden yani aynı nazarla bakıyorum ben. Günlerden gene aile günü. Herkesin gene duyguları depreşti. Nur ve Melis'in barışmasına sebep oldu bu olay. Herkesin içinde bir baba acısı vardı zaten ve arkadaşlarım ağladı, ben de çok üzüldüm. Benim babam da bizim arkadaşlarımıza karşı şöyle derdi. Bizim çok yakın arkadaşlarımız vardı, kız arkadaşlarımız. Artık öyle bir benimsediler ki babamı. Artık kimliğinizi getirin, sizi de çocuklarım, evlatlarım olun falan diyordu. Yani sizi de böyle evlatlık alayım beraber. Artık benim zaten 4 kızım var, sizler de kızım olursunuz. Biz alışıyoruz zaten, hep kız olsun falan böyle. Ya şimdi anne ve baba kutsal bir iletişimdir. Evet. Bu... Şöyle ben söyleyeyim, hani babası olan olmayan baba konusunu ben şöyle güzelce bir bağlayayım. Yani içinizi rahatlatacak şekilde bağlayayım. İnsanın her şey beynindedir. Hepimiz geçiciyiz. Kesinlikle beyninde, beyninde ne kadar varsa o kadar babadır. Babamı çok özledim. Gerçekten bu programa katılmasını çok isterdim. Benim için şu hayatta iki şey vardı. Ben babamdan güç almayı öğrendim. Annemden de merhameti öğrendim. Babamı kaybettiğimde gücümü kaybettiğimi hissettim.
Baba konusu açılınca kendimi tutamadım. Onu çok seviyorum ve çok özlüyorum. Canımı sıkan şeyler ne olabilir? Şimdi mevcut bilgileri, tecrübesi edindiği kadarıyla bir şeyleri götürmeye yetebilir. Ama edindiği tecrübelerin az geldiği, hayat farklı konumları da insanın önüne sunabiliyor. Böyle zorlanabileceği ya da aşılamaz bir şekle sokabiliyor hayatı. Oralarda zorlanırsa ne yaparım diye düşünüyorum. O zaman ben olur muyum, olmaz mıyım? Ya da kendisi aşabilir mi? Yani büyüklerin düşündüğü bu. Mesela sizin kızınız mı vardı? Hı hı. Yani şu anda küçük ama ileride işte mutlu bir hayatı olur mu? Düzenli bir şekilde evlenir mi? Evliliğini sürdürebilir mi? Bizim bundan sonraki endişemiz bu. İşte benim geçim derdi dediğim de olay maddiyat değil. Olay tabii geçim. Maddiyat. Geçimin bir sürü anlamı var. Türkçe bu nereye çekersen oraya. Peki ben sana aynı çok temel bahsedeyim. Bir soru sormak istiyorum. Bu çocuk senin için gerçekten benim evlenebileceğim bir insan mı? Yani senin rahatlıkla verebileceğin sinyalini, sinyalini gördüğün, damadın olabilecek bir insan mı? Sinyalini evet. Gördün diyorum. Net cevap ver demiyorum yani. O sinyali alabiliyor musun diyorum. Öyle gözüküyor. Hmm. Ha, bu güzel. Süper. Şey. Ben de dolaylı yolda onu sormak tabii, istedim. Tabii ki de öyle gözüküyor. Her şey değil. Süper. Ama bu şimdi babanın işte damat hakkında fikir yürütmesi yani Türkiye'de diyorum ya her bütün şeyler benim üzerimde. Bu çok zor. Yani insanların bakış açıları farklı. Ben karşımda konuşan insanı severim. Evet. Susan değil. Konuşan insan nedir? Yanlış da yapsa, doğru da yapsa hepsini net görürsün. İnsan gözünün gördüğü bir şeyden korkar mı? Neyse olur. Sen yeter ki sakın.